Herkese merhabalar arkadaşlar. E-Futbol 2022 mobil için yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar. Yani güncelleme geldi derken bilgilere güncelleme geldi. Şu anda ekranda zaten görüyorsunuz. Sıkça sorulan sorular bölümüne, oyuncu geliştirme bölüme ve yeni diller eklendi diyor ama yeni dilleri bakalım bulabilecek miyiz? Öncelikle hemen sıkça sorulan sorulara bir gidelim arkadaşlar. Çünkü önemli konu var. Hemen güncellenen, bakın ilk güncellenen konu burada. Diyor ki gelen kutumda zaten maksimum sayıda öğeye sahip olduğum için alamadığım birçok öğe var. Onları taşımanın bir yolu var mı? Ne yazık ki hayır diyor arkadaşlar. Gelen kutusunda kalan her şeyi eFootball 2022'ye taşınmaz diyor. Bu yüzden güncellemeden önce alabileceğinizce fazla öğe almaya çalışın diyor. Gelen kutusunda daha fazla öğe bulmanız için şu anda sahip olduğunuz bazı öğeleri tüketmeniz gerekeceğini unutmayın diyor. Birinci güncellenen konu bu arkadaşlar. Bir diğer konu eklenmiş arkadaşlar. O da gerçekten birçok kişiyi gerçekten önemli. Çünkü birçok kişi bu konuda da sorular soruyordu. Hatta eFootball 2022'ye de hazırlık yapıyordu. O da takas konusu arkadaşlar. eFootball 2022'de bir oyuncunun 3 kopyasını aynı nadireye sahip başka bir oyuncu kartıyla takas etme işlevi olacak mı? Tarihinde güncellendi diyor. Yani bugün güncellendi arkadaşlar. Hayır cevabı geliyor. Yani takas olayı eFootball 2022'de yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Takas olayı kalktı. Bakalım güncellenen diğer bilgiye bir bakalım hemen. Şöyle yukarıya doğru bir çıkalım. Oyuncu geliştirme bölümünde bir güncelleme olmuş. Şimdi arkadaşlar normalde trend oyuncular maksimum seviyede gelecek ve onu daha fazla geliştiremeyeceğiz diye bir bilgi paylaşmıştı. Hatta birlikte okuyalım. Trend oyuncuların istatistikleri belli bir zaman dilimi sırasında üst düzey performanslarına göre belirlenir. Yani bu oyuncular aldığınız andan itibaren oyuncular en iyi performanslarıyla kullanmaya hazırdır. Yani max seviyesinde karşımıza gelecek anlıyoruz biz buradan. Ve bu güncellendi arkadaşlar. Hatta diyor ki burada zaman içinde oyuncuları özelleştirmenin yolları eklenecek diyor. Yani farklı bir özellik ekleyebileceğimiz, geliştirebileceğimiz bir bilgiden bahsediyor burada arkadaşlar. Dillerle alakalı nerede bulabilirim onu bilmiyorum arkadaşlar. Eğer biliyorsanız, gördüyseniz ben bulamadım arkadaşlar. Yeni diller eklendi diyor ama üstüne tıklanmıyor gördüğünüz gibi. Tıklanmadığı için de yeni dilin olduğunu bilmiyoruz. Zaten bizi de çok ilgilendirmiyor. Zaten Türkçe oyunda var zaten. Mevcut 2 senedir mevcut. Hatta 3 senedir mi ne mevcut. Yani en önemli konu o da takas konusuydu arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi birçok kişi de takas için şu anda net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şuradaki konu arkadaşlar. Net bir şekilde burada takas olayının eFootball 2022'de olmadığını belirtiyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de hemen sizlerle paylaşmak istedim. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.